sofrasının vazgeçilmez tatlarından çiğ köftenin hızla artan üretimini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Tatlı Ses Gıda Fabrika Müdürü Elif Atepe. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi çok hızlı büyüyen bir üretim var karşımızda. Özellikle dükkanlarda artık her sokağın başında çiğ köfte dükkanları yer almaya başladı. Sektörün büyüklüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle sektör 1998'de ilk gördüğümüz küçük işletmeler olarak gördüğümüz 2003'ten itibaren de franchise vererek büyüyen bir sektör. Şu anda karşımızda yıllık cirosu 700 milyon liraya ulaşmış. Gerçekten artık fast food zincirinin de geleneksel ürünle içine girmiş bir sektör konumunda. Yaklaşık 30'a yakın üretici var. Çok daha aslında fazla var ama merdiven altının da önemli rakamlara ulaştığı bir sektör. Bayağı büyüdü. Daha da büyümeye devam ediyor. Büyüyecektir diye düşünüyoruz. Peki biraz böyle genele yayacak olursak Türkiye'de yılda ne kadar çiğ köfte tüketiliyor? Şöyle yılda değil ama günlük 35 tona yakın bir çiğ köfte üretimi ve tüketimi var. Çok büyük bir rakam bu. Onunla ilgili bir araştırmamız oldu. Bugün bir aileye bakıldığında aylık tüketim 1 kilo ile başlayıp 2 kiloya 3 kiloya kadar çıkmış durumda. İnsanlar çok fazla talep ediyorlar. Sadece işte belli bir yaş grubu değil artık çocuklar, yaşlıların da yoğun talep ettiği bir ürün. Hem geleneksel ürün olması bu anlamda insanları etkiliyor, dikkatini çekiyor. Hem de lezzet açısından çok fazla talep görüyor diyebiliriz. Peki bu ardı ardına açılan dükkanlardan bahsettik. Bunlar biraz daha sektörü doyuma ulaştırdı mı? Özellikle Marmara'daki ve Anadolu'daki yatırımları karşılaştıracak olursak nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Şöyle sektör olarak doyuma ulaşıldığını söylememiz yanlış olur ama... merdiven altının şu an için önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü maalesef sektörü sekteye uğratıyorlar. Yaklaşık 2500'e yakın bir çiğ köfte şubesi var Türkiye genelinde. Anadolu'da tabii bu rakamlar çok daha az. Yani genel olarak İstanbul'a yoğunlaşmış durumda. Çünkü Anadolu'nun şöyle bir özelliği var. Çiğ köfteyi zaten insanlar evlerinde hala daha üretip tüketiyorlar. Biz sadece onlara o hazırladığımız daha kolay elde edilebilen ürünü sunuyoruz. O anlamda Anadolu'dan da yavaş yavaş talepler artmaya başladı. Hala daha işte orada bayilikler açılmaya devam ediyor. Daha da artacaktır diye düşünüyoruz. Demin aslında bahsettiğiniz bir fast food zinciri haline gelmeye başladı dediniz. Çiğ köfte bir hamburgerle, bir pizzayla yarışabilir konuma geldi mi peki? Şöyle rakamsal bazda... geldi denilebilir. Biraz daha işte zamanı var. Belki bir hamburger sektörü, bir işte pizza sektörüyle yan yana gelebilmesi için. Ama özellikle Türk insanı olarak biz çiğ köfteye çok fazla talep gösteriyoruz. Çünkü çiğ köfte bizim geleneksel ürünümüz. Her seferinde söylüyoruz. Annelerimizden, işte anneannelerimizden, babaannelerimizden gördüğümüz bir ürün bu. O nedenle de talep çok yoğun olarak devam ediyor. Bir de şimdi çiğ köfte denilince aslında ilk olarak etli çiğ köfte akıllara geliyor. 2008 yılında bir düzenlemeyle bu kaldırılmıştı. Artık etli çiğ köfte üretilmiyor. Bu ayın itibariyle yani Ağustos ayının başında da katkısız çiğ köfte dönemi başladı. Nasıl bir dönem bu ve üreticiler bundan memnun mu? Şöyle 2008 yılında çiğ etin zararlarından ve riskinden dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı. Özellikle de İzmir bölgesinde yaşanan bir zehirlenme vakasıyla birlikte devlet buna bir el attı. Artık etli çiğ köfte üretilmeyecek dedi. Sonrasında bakanlığın son 5 yılda sadece çiğ köfte sektörü için değil, tüm gıda sektörü için yaptığı çalışmalar çok olumlu yönde oldu. İşte çıkartılan et tebliği, işte ekmekle ilgili düzenlemeler, tebliğler, keza yumurta, işte salça gibi
çok güzel çalışmaları var. Eskiden sadece Tarım Bakanlığı tarafından denetlenmiyordu biliyorsunuz gıda sektörü, şirketler. Belediye de denetleyebiliyordu, işte farklı kurumlar da denetleyebiliyordu. Artık sadece Tarım Bakanlığı'nda toplandı denetimlerin hepsi. Ve son işte bu 5996 sayılı kanun çıkartılmasıyla birlikte de artık bakanlık bir dur dedi, AB kriterlerine uygun üretim yapacaksınız ve bizler de sizi kayıt altına almaya başlıyoruz diyerek merdiven altının önüne önemli oranda önüne geçti. İlk defa da Türk Gıda Kodeksinde yer aldı değil mi çiğ köfte? Evet, 30 Haziran tarihinde, 30 Haziran 2013 tarihinde katkı maddeleri yönetmeliğinde çiğ köfte geleneksel ürün ler adı altında adlandırıldı ve sitrik asit haricinde tüm katkı maddelerinin önüne geçildi, kullanılamayacak dendi. Bu katkı maddeleriyle birlikte hem maliyet düşürülüyor hem de ürünün ömrü uzatılmaya çalışılıyordu ürünün değil mi? Ürünün ömrü uzatılıyordu, maliyeti düşürülüyordu, hile tahşiş yapılabiliyordu veyahut da işte aroma verilebiliyordu. Ama bunlar maalesef çok bilinçsizce kullanıldığını biliyoruz. Yani tekniğinden çok sapılarak işte çiğ köfteyle bağdaşmaması gereken antibiyotiğin çiğ köftenin içinde de olmaması gerekiyor. Yani sadece koruyucu olarak bakmamamız gerek. Üreticiler bu anlamda çok bilinçsiz hareket ediyorlardı. Bakanlığın bu yönde yaptığı çalışmalar çok güzeldir, mutluluk vericidir. Sadece çiğ köfte sektörü için değil, tüm gıda sektörü için mutluluk vericidir. Peki bu uygulamaya uymayanlar bir para cezası ile karşı karşıya mı? Evet, her numunenin eğer ki katkı maddeleri yönetmeliğine uygun değilse 12.800 lira gibi bir idari para cezasına çarptırılması ve ürünlerin piyasadan toplanması gibi idari yaptırımları var. Ve hep merdiven altı üretilmedik yayının başından beri hep bahsediyoruz. Evet. O kadar çok ki. Peki tüketici neye dikkat etmeli? Nasıl ürünü seçmeli? Bir dükkana girdiğinde ilk neye bakmalı? Şöyle, bu yine söylüyorum, sadece işte çiğ köfte sektörü için değil, tüm gıda sektörü için tüketici, tüketiciyi ürünleri aldığı yerlerin işletme kayıt belgesi olup olmadığını sorgulamalı. Öncelikle ona dikkat etmeli. Eğer ki yoksa zaten o merdiven altıdır. Onu zaten bilmeli. Sonrasında çiğ köfte ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Çiğ köftenin içinde et yok. Etli bir ürün değil. Zaten etli üretilmesi yasak. Ve neticede de çiğ köfte et gibi kokmaması gerekiyor. Tavuk gibi kokmaması gerekiyor. Buna dikkat edebilirler. Çok baharat kokusu, aroması öne geçmiş çiğ köfteleri tüketmemeye dikkat etsinler. Çünkü hep söylüyoruz, o fazla baharat bir şeyleri gizlemek, gölgelemek için kullanılıyor. Ona dikkat edebilirler. Ve güvenmedikleri yerlerden alışveriş yapmasınlar, çocuklarına yedirmesinler. Riskleri var. Ne kadar işte katkı maddeleri kaldırılmış olsa da riskleri var. O nedenle bilinçli olarak tüketsinler diyoruz. Peki çok az vaktimiz kaldı. Biraz da sizin hedeflerinizden bahsedelim. Bu alandaki hedefleriniz ne doğrultuda? Şöyle, biz yaklaşık 2,5 yıldır zaten sektörde olan bir firmayız. Hatta en yenisi olduğumuzu söyleyebilirim ama 2,5 yıl içinde yaptığımız o çalışmalar ve işte franchise'larımızla böyle bir aile ortamı oluşturmamız bizi sektörün lideri konumuna getirdi. Şu anda özellikle yurt dışı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından talepler alıyoruz. Oralarda da inşallah çok yakında tatlı çiğ köfteyi göreceksiniz diyebiliriz. Peki efendim, Tatlı Ses Gıda Fabrika Müdürü Elif Attepe, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.